Rüzgar. Acayip rüzgar. Canlı abi soğuk soğuk. Keşke evde otursaymışız. Valla bir şapkadan kurtulamayacağız. Bugün işlerinde valla 4 mevsim yaşadık ama kumlu yağdı, tur yağdı, yağmur. Şöyle çevireyim de kızlar bizi hep görüyoruz. Biraz da acayip soğuk. Yani böyle bir güneş gibi duruyor da değil değil. Ağaç dallarını belki görüyorsunuz. Acayip rüzgarlı. Senin 7 numaran geliyor. Ben paydos ettim. Evet, ay canlar vallahi parmağım var ya, küçük parmağım üşüdü. Kızlar biz şimdi Algi'ye gidiyoruz. Gidelim. Hafta sonu Algi. Benim için her gün hafta sonu. Ay Ercan. Ah man Ercan, Ercan. Şimdi Algi'ye gideceğim. Domatesim falan eksik. Biraz onlardan alacağım. Sonra yetişebilirsem Lidl'e gideceğim. Galiba otobüste zaten giderim. Zaten ağzımız kapalı seninle. Fazla bir şey almamıza gerek yok. Kızlar bakın benzin de burada. Benzinin fiyatı da. Dizel 1.89. Normal Gupe'de 1.86. Evet. Buralara çiçekleri koymuşlar. Bahçe çiçekleri efendim. Şöyle göstereyim. Balkonlara, bahçelere. Bakar mısınız? Burada Almanların Nevruz oluyor ya, Osten. Ay şunun tatlılığına bakın kız. Ay ne hoş duruyor. Bak bak şuna bak. Allah seni ne diyeyim. Çok. Ama güvezli ketçap var. Bir tane eve alayım. 1.59'a düşmüş. Bu güzel oluyor. Tomaten mild. Bu da karışık. Aha bunu alacağım ben. Bakın renkli yumurtalar. Bunlar böyle haşlanmış efendim. Boyanmış yumurtalar. Paraları bu herhalde ya. Evet bu. 1.59 şöyle. Çocuklara soyun yediriyorlar ama benimkiler yemez onu. Ercan uçmuş hemen. Kızlar küçük nutellalar Aldi'de 1 euro 79 sente düşmüş. Büyükler değil, küçükler. Burada da Osten için. Ostena yumurta şeyleri bunlar. Bunlar çok güzel oluyor aslında. Tabii bizim evde yenmediği için almıyoruz. Bakın böyle. Anam novelleri ayrı, ostenleri ayrı, her şeyleri. Bundan bir kere almıştım. Ama hangisini şimdi hatırlamıyorum. İçindekiler çok güzeldi. Bakar mısınız? Ne tatlı duruyor değil mi canlar? Bak şu güzel bir şeye benziyor kızlar. Şuna bakar mısınız? Kroketli, fındıklı. Uf bu güzel olurdu anam. İşte kalori kalori. Ah o kalori. İnsanı kalori mahvediyor. Burada da. Bunlar fındıklı ve bademli olarak güzel oluyor. Tofifelerimiz. Roşeler. Roşeyi sevmiyorum. Raffaello'yu severim. Aşağıdakiler 1.59 herhalde. Bir de şunu çok seviyorum ben. Bademli fındık karışık var. Bir de sade fındıklı var. Bakın bunlar güzel oluyor. Parası da 3 euro yalnız. Bir de bunun çakmaları vardı. Onlar biraz daha ucuzdu da kalmadı. Bir de şu giyottalar bakın. Bunların da her çeşidi var. Brownie olanı da var. Bakın canlar. Bunu hiç denemedim. Yalan söylemeyeyim. Ama şunu sürekli alıyorum. Çok güzel oluyor. Böyle kavrulmuş. Anam ketçabı nereye koydum diyecektim. Burada hep böyle kekse türü şeyler. Aha nusbiseyler diyemem. 59 sente düşmüş kız. Bakın 59 sente düşmüş. Aha bunlar bu vatandaşlarımız. İyi, eğer seviyorsanız gelin alın. Bizim evde yenmiyor canlar. Milkalar 1 euro 15 sent. Öyle yani. Ve Ercan şu ketçabı bari al Ercan ya. Her şeyi bana veriyor. Şey, hiçbir şey almamış. Yağmağa gelmiş de. Gelmiş mi? Dur. Gelmiş. 2 palet gelmiş. Gitmiş dünden bugün. Ha, yağlar ben, gelmiş efendim. Anında iki bakın. Tane, 2 tane vermişler. Ama şey 1.79'dan. Ama daha bizim burada bakın. Yağlar 1 euro 79 evet, sentmiş. Un da gelmişmiş. Un da gitmiş. Un da gelmiş. Her sabah mı gelecekmiş? Yani geçen, bir dün, sor çocuğa her sabah konuştum. Mı? Hayır her sabah değil. Bunlar sipariş veriyorlarmış. Denk düşerse geliyor dedi.
Ha, denk düşerse geliyormuş efendim, evet. Hala eski fiyat 1.79'dan evet. Bizim buraya getirmişler ama şansına veriyor. Gelirse iki tane veriyorlarmış. Aha, bu vatandaş öyle demiş. Şey içine de aldın da şey multi alacak mıyım? Domatesler 3,69 €. Vallahi arkadaşlar çok pahalı domatesler. Paprikalar da öyle. Şu paprika mikler 1,89. Geliyorum. Al çocuklar içiyor. Soğanlardan bakın eser kalmamış. Ben o gün 4 tane aldıydım. Bitmiş. Bakın şöyle minnacık salatalıklar 1,50 €. Şöyle mini paprikalar 1,59 €. Buradaki şu çeriler 200 gram 1,59 €. Biyoymuş güya. Evet güya biyoymuş efendim. Ananaslar 1,65. İstiyor musun üzümleri? İstemiyor. Üzümler var. Kiviler 19 sent tanesi. Şöyle bir tanesi. Avokadolar var. Valla 95 sent. Böyle diyeyim. Her şeyde bu olacak ama. Var var her şey var. Milleti bir galyana getirdiler. O gün aldık biz, yediler valla. Ercan yoğurt dal hayrına. Bizim yoğurttan. Aldi'nin yoğurdu. Sütümüz var glablü. Gıdak istiyor mu kızlar? Yumurtamız yok. O zaman sen aslında bir arkadaş dedi ki Filiz. Filizciğim selam olsun. Selma abla Edika'da ucuz dedi. Oraya gidemedik kız. Kaufland'dan galiba. Kaufland ve Edika'da dedi. Bir tane sen al birinden. İkisi de aynı sana. Bir şey aynı. İyi bir tanesini al hayatım. Bu buzlukta da patatesler, pizzalar var canlar. Burada da aksiyon var. 10 €. Şöyle bir elbise var. Var olması lazım. Şöyle sivitler var. 15 €. Şöyle mini tavalar var. Bakın. Ucuz verin de alalım da. Çok pahalı. Ne yapacaksın? İyi tava buldum Selma. Yastık ve yorganlar gelmiş. İndirime girmiş. 35, 25, 20. Buraya yükseltiyorlar. Çarşaf koruyucusu. Selma. Kırmızı etkiler yükseltiyorlar. Ercan bu bize olur. Bahale şunu şeyine. 2-2. Olur. Kızlar 90'a 200 mü diyor? Bir bahale. 155-200 olmaz ki. Bu da mı küçük oluyor? Burada stop mikser var. Bakın. Ezici. Meyve sıkacak değil mi? Evet 30 €. Ekmek makinası. Şu ocak değil mi? 74 €. 89 liradan düşmüş. O grill Ercan. O grill. Ben de aldıydım ha şunun. Ki bak bu modeli daha güzelmiş. Bendeki şu modeli vardı. Şu modeli daha güzelmiş. Keşke almayaydım. Şu da meyve sıkacağı Ercan. Güzelmiş. Kaç paraymış? Bakalım meyve sıkacağına. Ercan bakana kadar 30 yıl geçer. Bu da böyle bir doğrayıcıymış. Şöyle göstereyim. Bu da ekmek kızartma. Bu ne bıçağıymış? Aa, solüngen kızlar bakar mısınız? Şöyle solüngen bıçakları 3 €. İçinde 3 tane var. 15 lira. Şu meyve sıkacakları 15 €. 15 ha burada yazıyor. Ercan şu iyiymiş bak hani. Solüngenin. Bir tane alalım ya. Evet, bir tane alalım. Hepsi aynı model mi? He, bak bir de şöyle doğrayıcısı var da. Ben o doğrayıcıyı beceremiyorum ya. Bu patates, havuç. İşte onunla havuç. Yapamıyorum ben de. Bir tane şundan solüngenin bıçakları 3 €'ymiş evet. Kızlar. Üstünde de yazıyor. Bir abi. Daha okuyacaksın solüngen yazıyor mu? Yazıyor evet. Abi. Şöyle aman yok bunlardan çok aldım da kullanmadık. Kalabalık oldu. Yazıyor. Şunlar da 7 €. Yazıyor. Şey yaş pasta falan yapıyorsunuz ya. Onun için böyle şeyler getirmişler. Ben de buna benzerleri var. Bir zaman iştahlandık aldık. Ercan bu daha büyük bak benim evdeki. Hem de boşun. 129 € kızlar. Aha şu. Eğer indirime girerse ben bunu alırım. Bırakmam. Bakın küyhem maşini. Kocamana benim evdeki çok küçük. Hiç işime yaramıyor. Bu da bebekler için. Annem 25 €. Çocuk için set. Bebeği var. Arabası var. Böyle canlar. Bu haftaki aksiyon da bunlardı. Telefon
Evet canlar, biz Lidl'deyiz. Hemen Ercan'ı çektim. Kızlar, Ercan peynire doymuyor. Değerli dostlar bakın, bu Kaskaval'ın kaşar peynirleri 2 euro 99 centi. 3 euroya düşmüş 4 eurodan. 1 euro indirimde yani. 4 tane mi aldın Ercan? 4 aldım. Bir de şu peynirler ucuzlamış ama bu yarın pazartesiden sonra sayılmıyor. Bir de bunlar ucuzlamış. Ercan bir tane al bundan. Ben sevmiyorum. Ben çok seviyorum. Onlar da çok güzel oluyor. 4.75. Sen tam yağlısını al. 50. Şimdi kızlar size bunları göstereyim dedim. Hepsi aha bizim çantamızın içi doldu. Hepsi 55. İstiyor musun? İstiyorum, sen al. Yine arkalarına bak Ercan. Vallahi 55 yok, baktım. Hepsine baktım. Buna 55 baksana. İyi olsun, 55'lik de iyi. Börek falan yapıyoruz ya. 4.75 hiçbir şey. Kinder Pingüviler nerede? Mekşinite var. Aha burada. 2.29 Ercan'cığım. Talha seviyor, istiyor. Al hani, babası oruç tutuyor. Buralarda da. Bizim oruca da az kaldı. Tuğçe hazırlamış masayı. Hadi otobüs de gelecek. Burada da hep gümüşler şeyler var. Bakın canlar. Vallahi bunlar bir yoluyor ki. Alıyorsun hemencecik. Meyvelerin neyin üzerine. Ben var ya, siz yaptınız mı? Bunun vişnesini. Reçelini yapıyorum ha, böyle buzluktan alıyorum. O kadar güzel oluyor ki. Yaş pastalar var ama işte içinde katkı maddesi var diye yiyemiyoruz. Bakın çok güzel. Bezelyeleri. Bakın Brüksel lahanası. Brokoli. Hepsi böyle buralarda. Burada da temizlik malzemeleri var. Lidl'in markaları. Şöyle göstereyim formüller. Vallahi fiyatlarını göremiyorum. Karışık. Tamam Ercan geç geliyorum. Burada da yağlar kalmamış. Vallahi canlar burada da neler var? Badem var, 1.79'a düşmüş. Çiğ bademler. Ama güzel ucuzlamış. 2.50'den 1.79. Değil mi? İyi fiyat. Ercan'a sordum. Çiğ badem alalım mı dedim. Evde bulunsun mu dedim. İstiyorsan al dedi. Zaten kalmamış da. Bir tane çiğ badem aldım kızlar. Aslında bol bol böyle çiğ kuru yemiş yiyen. Kavrulmuşlardan ziyade. Anam düştü. Bunlardan yiyeceksiniz canlar. Ben bir bundan, bir de badem, ikisini alayım. Orçun seviyor çünkü. Evet dostlar, burada da şan fıstıkları var ama bunlar bizim Türk şan fıstığına pek benzemiyor. Tuğçe Hanım benden çips istedi teyzelere. Oruçtan çıkınca, aha şu. Oruçtan çıkınca anne canım istedi dedi, bana çips al dedi. Çipslerde 1 euro 69 cent. Ve kızlar, ben artık Ercan'ın yanına gideyim. Tuğçe Hanım'ın çipsi. Geliyorum Ercan. İşte canlar. Çipsten başka alacağız mı? Oruç açılacak. Yok. İyi Ercan. Biz şimdi canlar Lidl'den alacağımızı aldık. Lidl'ler yine. Bakın burada da Ariel'ler kaça düşmüş? 20 eurodan 14 euroya düşmüş. Canlar vallahi çok güzel indirim olmuş. Keşke Türk marketlerine duyurulur. Alman marketlerindeki indirimi Türk marketlerinde de istiyoruz ana. Vallahi bundan sonra böyle. İnsanlar yine ucuzlatıyor ama vallahi Almanlar yine insaflı canlar. Vallahi bu. Keşke bizim Türk marketleri de indirse. Kızlar biz işte şunları aldık. Eve gidince gene gösteririm. Çilek buldum ya. Magnolia için çubuk aldım. Süsleyeyim diye. Başka bir şey yaramıştım da onu bulamadım. Hah, Ercan kasadayız biz. Mozzarella aldım bolca. Belki künefe yapacağım. Bir tane fet salat aldım. Evet canlar, bundan sonrasını evde devam edelim. Birazdan görüşelim. Tamam mısın Ercan?
Tamam Sema, çayımı da kendin koyuyorum. Sema. Merhabalar değerli kıymetli gönül dostları. Hoş geldiniz efendim evimize. Hoş bulduk Selma. Hoş geldin sen de benim mutfağıma. Hoş bulduk Ercan. Çayı dökeceğin anam. Anam azıcık dur şurada market bloğu çekeceğim. Sizsiniz bacılar arkadaşlar. Değerli gönül dostları. Bir kavga gittik bir dövüş geldik. Biz iftarımızı Allah'a şükür açtık. Kızlar Ercan'ın elinde çay görürseniz yanlış anlamayın. Tatlısını da eline aldı. İftardan sonra canım. İftarımızı açtık. Ortalığımızı topladık. Yemeklerimden gene bir sürü kaldı. Maalesef. Ne yapayım anam? Elin varsa, ayağın varsa kendin yapacaksın. Kendine koydum. Ha, çayımı da kendim koydum. Tatlım da kendim koydum. Oturayım bak. Ercan'cığım yeme. Yine belki gönül dostları bizi iftar saatinde izlediler. 2 dakika tatlı. İftar sonrası bu. Tamam biz iftar sonrası ama belki oruçluyken izlenilir. Ha, izlesinler. Ha, şimdi bir 2 dakika sabret hayatım. Ha, oldu mu? Ercan çat, aman çat. Bak geçen biz patates soyarken gönül dostlarımızın çoğu korkmuş. Bıçakları birbirinize çevirmeyin hayatta diye. Yapmam. Hayatta öyle hayatta. Bir şiddetimize. Ben her türlü şiddete karşıyım. Sözlü şiddete de, fiziksel şiddete de. Aynen. Asla sevmem. Ha, bıçağın kendi uzar mı? Onu bir şey diyemez de. Benim kocam da hayatta şiddeti sevmez. Ercan'ı tanıdığım için hiç haz etmez. Yani, kaçar mı? Şükür Allah'ımıza gönül dostlar. Neyse değerli bacılarım. Evet. Biz markete gittik. Gittik şükürler olsun Allah'ıma şükür. Aldi ve Lidl. Başka yere gitmedik. Size dedim ya anlatacağım diye. Kız vay. Ercan'a dedim ki. Ercan dedim Aldi'yi getirdik dedim. Hadi bir de Lidl'e gidelim. Lidl'in hafta sonları indirimleri oluyor. İyi oldu. Sebzesinde şunun da bunun da. Neyse gitmem dedi. Benim ki gide geleceğim. Gide geleceğim. İşte. Yok dedi. Koca lafı dinlemez. Ondan sonra arabayla mı gidelim? Yok yok dedim. Ben kilo falan alıyoruz. Hem de oruçluyuz dedim. Uzun zamandır da yürüyüş yapmadım Ercan. Biraz yürüyüm dedim. Dışarıya çıkıyorum. Evet, bana diyor ki yağmura kalırız. Ben dedim ki aman dedim. 2 dakika yağıyor. Ondan sonra kesiyor yağmuru dedim. Hadi be dedim yürüyelim. Neyse biz bastık yürüyerek Lidl'e doğru gittik canlar. Hava buz gibi. Acayip soğuk. Ay benim mi başım dönüyor? Masam oynuyor anlamadım. Şöyle diyeyim. Ay birden dengim gitti. Senin ondan sonra tansiyonun düştü. Tansiyonum mu düştü? Yemeğe çok yedim. Yo vallahi bir tas kıza soy. Bir tas çorba içtim. Bir de salatadan çok güzel olmuştu. Ne hasta bugün iftardan erken kalktı. Normalde sahura kadar oturur. Bize anlatayım. Ama öyle deyince de modumu düşürüyorsun ya. İnsan karısını öyle der. Bir anda esaslandı. Ben krank olacağım ha. İyi al krank al. Yani hasta olacakmış da işe gitmeyecek ki rapor alacakmış. Ben de tercüme edeyim. Termin alacağım. Şey. Yağmurdan olduk. Neyse canlar biz markete gittik. Alışverişi yaptık. Ercan dedi ki hadi Selma dedi. 3 dakika sonra otobüs gelecek yetişecek. İyi Ercan dur şuralara bir bakayım dedik. Neyse koştur koştur aldığımızı aldık. Otobüse gittik de otobüsçü gitmiş. Bizim gittiğimiz saatten sonra da akşam saatine dönüyor ya. Normalde 5 dakikada bir gelen otobüs 15 dakikada bir gelmeye başlayacak. Anam otobüs durağına bir girdik anam. Ercan dedi ki Selma 15 dakika burada bekleyeceğimize biz yürüye eve gideriz. Eve varız kadın dedi. Evet eve varız. Anam neyse dostlar biz düştük yola. Biz 2-3 adım attık Lidl'den defemizden aşağı bir yağmur. O bildiğiniz yağmurdan değil kafamıza sanki taş yağıyor. Sicim gibi sicim sicim. Yemin ederim inanın şu depeme elime keşke vuruyor. Keşke eve geldiğimizde bir çekseydik şu halimizi. Gerçekten sırım, elime koluma taş. Bu bana diyor ki sen bir yerde bekle ben gideyim araba alayım geleyim. Dedim git dedim ne arabası alacaksın geçen ben buralarda torbayla bekleyemem dedim. Olsun dedim şeker değiliz elimiz. Zaten ben taşıdım. Yükümüz de ağırdı Allah'ım otobüsü de bekleyemeyiz. Düştük mü o Lidl'den eve. Gelene kadar sudan çıkmış balık gibi ne üst aynen. Kaldı ne baş kaldı canlar. İnanın bir de orucum ya yağmur yağıyor ya ister istemez ağzınıza da geliyor. Rüzgar bir sağa bir sola bir sefer ister istemez ağzına yağmur suyu giriyor. Allah'ım yarabbim hemen geri maskeyi taktım aman tek maske ıslansın atarım dedim. Ondan sonra ağzıma koruyorum yağmur suyundan. Anam öyle acı yağmurdu ki sert sert Allah'ım baz edip sınıyorum kurban olduğum Allah'ım. Gerçekten ha. Ama ben biliyordum zaten de. Koca lafı dinlenmediği zaman böyle şeyler başa gelinmiyor. Allah'tan bizi yağmur tuttu. Başka bir şey tutmadı.
Bir şampuanımız eksikti. Şampuan dostaydı. Hazır dışarıdaki de hemen saçım ne yıkardım var. Ne yapayım? O kadar yağdı kızlar. Canlar, hatta dedim ki Rabbim şu bir barikim beni mi sınıyorsun? İki de bak evdeyken iki yağıyor, 10 saniye sürmüyor, vırt yağmur kesiliyor. Kız öyle zannetti, hani bu da kesilir, yok. Ne zaman kesildi biliyor musunuz? Evin burada hani ben her zaman çekiyorum ya, telefon kulübesi var. Orada oraya geldik, bir baktım yağmur durdu. He kurban olduğum Allah'ım dedim. Şimdi mi durdurdu yağmur? Buraya geldik ya. Bir sürü ısınmamız. Yani yeni evden çıkan biri olmuş olsa size ne oldu diyecek. Dışarıda yağmur yağmıyor diyecek. Şurada yağmur durdu. Pıt yağmur. He dedim kurban sınav. Olayım vallahi. Bunda daha iyi hikmet vardı. Kurban olurum i̇şte, dedim şükrettim. Şimdi. Bakın bu lafıma geçtin inanın. Bir koca laf dinlenmediği zaman Rabbim bunu iyice burada da yağmuru durdurdu. Anlıyor ha. Dostum berekettir yağmur, bir şey olmaz. Ama öyle demiyordun, yolda mırıl 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 mırıl. Allah'tan saçlarım yok. Anam kafamı ütüledi. Ben artık dinlemiyorum. Yağmurdan sıcım sıcım yağıyor ya. Nerede konuştum? Ben bastım önden gittim. Ne uyduruyorsun? Tam arkadan duyuyorum sesi. Hiç ağzını açmadım. Ağzımda maske. Bir gidişi var. Bir gidişi var. Zannedersiniz ki Selman maraton koşusuna çıkmış. Öyle bir yürüdüm ki. Araba bile bakmıyor. Koştum adeta. Aman işte böyle. Allah'ım kimseyi sokakta evsiz. Ama ne yapalım? Yürümek de güzel öyle değil mi? Alışveriş olmamış. Ercan öyle havada görünür mü? Rüzgar, fırtına, yağmur bile değildi, o gırcı yağıyordu. Taş gibi gırcılar var ya. Kristal. Allah'tan şapkam. Kristal gibi. He, Allah'tan şapkam vardı, kafam imdarlayabilirim. Bende iki tane şapka vardı da gene de o şeyden girmiş. Neyse kızlar, başınızı ağrıttık. Öyle böyle gönül dostları. Biz önce ben size bir Aldi'den aldıklarımı anlatayım. Canlar, Aldi'den iki tane içecek aldık. Bir tane ketçap aldık. Vallahi 8-10 tane bu ekmekten aldık. Sabah akşam sahurumuz var ya bizim. O yüzden çabuk bitiyor. Bir tane ha bu meyve sularından aldık. Zaten çektin galiba onları. Bir tane Zatziki aldık. El yıkama ilacı aldım Aldi'den. Bir tane Monte'nin yoğurdundan aldım. 4 tane de spagetti aldık Aldi'nin efendim bunlar. Ondan sonra biz iki tane Aldi'den mozzarella peynir aldık. Ama hangisi Aldi'nin onu bilemiyor. Şunlar Aldi'nin değerli gönül dostları. Hı-hı. İki tane mozzarella Aldi'den aldım. Bir tane Hollanda zoze aldım. Soslara, pizzaların üzerinde biz bunu kullanıyoruz. Bir tane bundan aldık. Selma. Domates aldık. Role kağıdını Aldi'den aldım. Ercan kafamı karıştırdın. İki dakika bir sus. Evet efendim, Aldi'den aldıkları bunlar. Saydım, söyledim spagettileri. Değerli gönül dostları, Aldi'den aldığım işte şu kadar. Ha, iki tane de tuzum var burada. Ondan sonra bir tane pak pulver var, kabartma tozu var. İki tane krema sertleştirici var. Başka var mı? Ha, bir tane de kuru maya var. Bunlar da Aldi'nin. Bir pakette kuru maya aldım gönül dostları. Aldi'den çıktık geldik. Şu gördüğünüz bölüme 36 euro 60 sent para ödedim. Bu Aldi'nin fişiydi. Ondan sonra eve çok geldik. Çok pahalanmış eşli. Gerçekten bunu gösteriyor. Ha, bu toz peyniri de Aldi'nin efendim. Evet. Bunu da buraya koyalım. Bakıyorum yine kızlar var mı? Neyse. Kalan da kalsın. Oradan ben Lidl'e gittim. Lidl'de mantarlarda indirim vardı. 1.89'luktu şu mantar. Bunun yarı fiyatı. Vallahi fişini çıkar getirmemiş kızlar. 95 senti iki tane. Ben sevmiyorum ama bunu. Ben beyazlarını daha çok seviyorum. Ben seviyorum. İki tane mantar aldık. Tanesi 95 sente geldi. Ucuzluktaydı efendim bunlar. Ondan sonra tek salatalar var. Bunu salataların içine ben yoğurtlu bir şekilde tamam, yoğurtluyup da yoğurt salatasını var. Yapıyoruz ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu da %1.29'luk yarısına geliyor. Bu da indirimdeydi. Bir tane de bu fet salattan aldık. Gönül dostlarım. Bir tane çiğ badem, bir tane de karışık kuru yemiş. Bu da çiğ. Benim Orçun bunu çok seviyor. Bunlar da indirimdeydi. Yani aksiyondaydı bu hafta. İki tane de bunlardan aldım. Orada gösterdim zaten size. Yani indirim dediği Selma Hanım var ya, aslında önceki fiyatlar da hani kaldırdılar ya. Önceki fiyata koyuyorlar indirdik diye. Aslında ama bayağı. Efendim ama indirilmiş. 2.99'u 2.20 fiyatınız çekmiştim. Tamam hayatım. Yine de 1 euro oynuyor. Öbür türlü de alacaktım 3 euro. Bunu aldım. Fiyatı siz gördünüz kız, unuttum. Neyse Ercan karıştırma.
Efendim ben Aldi'den mozzarella'ları 60 sente mi 80 sente mi ne almıştım, kız fiyatını unuttum. Bir baktım Penny de 49 sente ucuzlamış. Yani 50 sent ucuzlamış şöyle bir tane. Hemen onu görünce 3 tane aldım. Geçen günden şerbetim artmıştı. Sudenaz'da künefe künefe diyor ya. Eğer bunlar bitmezse bir tane künefe yapacağım. İndirimdeydi bu beyaz mozzarella'lar. Benim Talhoş Kinder Püngüvi'yi çok seviyor. Uzun zamandır almıyordum hani yemesin diye. Evet. Ondan sonra Ercan'a dedim ki hani çocuk oruç tutuyor ya. Ama oruçtan çıkınca yesin yavru dedim. Bir tane da aldım ona. Aldım orada. Kinder Püngüvi aldım. Değerli gönül dostları. Bir tane de bu çubuk krekerli çikolata yabanlılığı stiklerden aldım. Tatlı yaparsam dedim süs amaçlı olsun diye de çocuklar bırakırsa süs olarak bunu kullanacağım. Ya, süs amaçlı para harcanır mı Selma? Yapma adam abi. Bittim mi Ercan? Yok daha. Canlar bir tane de dürüm aldım. Ben aldım. Ercan Bey bir tane dürüm aldım. Söyle. Bu da 2 euroydu galiba ya da 1.99. Tamam 2 euroydu. Görün dostlar. Bir tane de dürüm ekmeği aldım. Ondan sonra canlar. Ha. Bir Aldi'de size çekmiştim. Zolingen mi? Ben onun dilim dönmez. Zolingen'in şu bıçakları 3 euroydu galiba. Hayır ben bunu elimde doğruyorum. Meyve bıçağı olarak kullanmıyorum. Şu al kapıda sipariş vermiştim ya. Kızlar hiç sipariş vermeyin. Sonunda akla başa geldi diyeceğim de 3 gün sonra yine bir şeyler verir. Yine bilindik bıçaklarınızdan hani öyle alın set yapın. Evet. Ben set şeklinde diye heveslendim aldım da bıçaklar hiçbir halta yaramıyor. Ben de bunu görünce Aldi'de bir de Solingen deniliyor ya iyi deniliyor. Bir tane bunu aldım buna 3 euro verdim bu Aldi'nin. Onu karıştırmayalım. Normal bıçak ben meyve bıçağı olarak kullanmıyorum. Sonra şu Britsiller ucuzlamış efendim. Bunlar normalde 99 centmiş. %50 indirimi görünce 49 yani 50 cente geliyor. İki tane de benim çocuklar bunu çok seviyor. Ne var bunun tarihine bakayım ben merak ettim. Aha burada. 10. ayın 31'i 2022. O daha varmış iyi. İki tane de Britsil aldım ucuzluktaydı. Burça Hanım gitmeden benden bu çipsi istemişti. Anne bana bir tane çips al oruçtan sonra yiyeceğim diye. Vlog çekim bitmesini bekliyorlar yiyecekler. Dedim bekleyin vlog çekeyim öyle ye. Artık çipse para vermeyin seninle. Evet bir tane de bu çipsten aldık. Kalitesi ondan sonra doğru fırına at aynısı. Tamam Ercan. Vallahi bile menüler yapıyormuş. Şöyle rendeliyorlarmış ipince. Baharatlıyorlarmış, fırınlatıyorum aynı çips oluyormuş. Gerçekten. Tamam. Hem de yağsız. Yağda kızartıyorlar. Çok güzel oluyor kızım. Yap. Para harcama yazık günah kızı. Tamam. Efendim iki tane de çilek aldık. Çileklerin indirimde değildi. Hatta orada işçi dolanıyor elinde kağıtlarla. Şu mantarları ne indirmiş. Ercan'a dedim ki kızım sen bizi tam çekiyor musun? Sen bazen eksik çekiyorsun. Yok tam. Vallahi bak geçen de sen çektin. Böyle bizim şöyle alnımdan sonrası çekmedim. Gözükmüyor benim. Talha geçen ben en iyisi oturarak yapayım sana. Kusura bakma. Güvenmiyorum diyor kızım. Geçen gün de öyle elim. Talha çekti geçen gün. Bir de böyle çekince şişman çıkıyorum ben. Nereden çekiyorsun? Biraz beni? Yukarıdan şöyle çek. Normalde güzel. Şöyle evi. Normalde zayıf bile gösteriyor. Ercan'cığım kaç yaşındasın sen? 25. Ne 25 yaşındasın. Ne demek ya? Ercan'cığım ama öyle ben laf varsaydın. Yok estağfurullah niye dalga geçeyim de. Ne demek? Her şeye bir gülüyor. Tamam gülerim ben. Gülmek bana yakışıyor. Gök mü gürledi? Ha orada ben de gördüm oraya böcek girmiş fırtına vardı ya camdan çıktı. Baba sonra öldürdü tamam mı? Gülmek bana yakışıyor ben gülerim ben gülmeyi seviyorum. Seni. Ama hayatım. Sen gülemiyorsun diye ben ne yapayım? Ama 24 geceleri saymıyorum ben. Oh my god. Allah ya benim sana... var ya ben pozitif ben gülmeyi seviyorum ya. Ama biz vlog tamam, çekiyoruz. Tamam ben de ciddi bir insanım. Bak dışarıda gerçekten ciddiyim. İş yerimde olsun ciddiyim. Evde ne iş olsun. Hem de yönü dostlarım moralleri yerine gelsin. Olur dedi. Tamam, Allah razı olsun. Vardır. İşin gücü rast gelsin de biz şimdi vlog çekiyoruz. Ben kendim düşünmüyorum ki ben gönül dostlarımı düşünüyorum değil mi? Topu size attı. Neyse. 1 euro 29 cent efendim. Normalde de Ercan'cığım tamam fiyatı güzel de normalde indirirler de neyse o indirmedi işte. Kaç aldınız? 1.29. Biz geçen Revi'den 1.59 aldık. Ya bir de bunlar 2.59, 2.69 normalde. Güzel geçti bastın taş tamam. Soyun da ye. Hayır tatlı yapacağım ha. Bir paketini yerseniz balık kim yediyse
Yaşatmam. Bana bu arada. Evde de ağaç daha var. Olsun, o kötü olmuş. Ben bunu bir paketini yemeyin. Birini yiyin. Ama biri bana lazım. Tamam, ben oğlum yesin dedim. Tamam, oğulları yer, merak etme. Aa, yok, elleme hiç yesin. Beklerim. Tamam, kızlar da yer. Her gün onları yer. Ama sen zaman... elleme. Ben zaten sevmiyorum. Ne, hiç yedim mi? Kızım doğru söylüyor. Ben hiç yiyorum çilek. Yok, hiç. Hiç ağzıma bile vurmam çünkü ben mevsiminde... Kız yazın tarlaya götürüyorum da tarladan çıkmıyorum, konuşma. Tamam, tarladan, tamam orada topluyorum, yiyorum. Bedava topluyorsun, yiyorum gönül dostlar. Bedava parayla, o da tarlada yediğim bedava. Evet, bundan sonra yeni kanun getirmişler zaten bu hani seneleri... çilek tarlasına çilek ekiyorlar ya, hani kilosuna alıyoruz ya, kap götürdüğünden kabı tartıyorlar ya, hani mesela tartıyorlar, çilek üstüne olunca kaptaki kiloyu çekiyor. Artık bundan sonra öyle değilmiş gönül dostları. Bundan sonra terazi koymuşlar. Vücudun kendimizi tartıyorlarmış. Ondan sonra ona göre de kiloyu. Ben de bir şey anlatıyor zannediyorum da dinliyorum. Acaba hani diyorum gerçek mi? Ay heyecan ya. 2 dakikada neyi uydurdun? 17 dakika. Bu adam yalan söylüyor. Öyle deme, şaka. 17 dakika oldu. Ama güzel anlattın değil mi? Oldu orada, ben 7 dakika oldu. Ay senin babam. Heyecan sus, biz bir market vlog çekiyoruz. Rezil ettin ha beni. Kızlar neyse, bu hafta Lidl'de çok güzel indirimler varmış. Ama biz soğanına yetişmişiz. Be. En sevindiğim. Aha bu, ben eskiden Lidl'in bu peynirini çok alırdım. Tamam. En sevdiğim Türk marketlerinden peynir. Çok. Ben bu Lidl'in peynirini kullanırdım. Evet. Sonra Ercan bu Erzurum peynirine dadandığı evet. Günden belli biz de bu peyniri yasak ettik, almamıştık. Evet, bir baktım bugün indirimde son günü. Bana kalsa 2 tane alacaktım da zor bir tane Ercan Bey'e bu... Allah'tan almadım, taslaşacaktım. Peyniri aldırttırdım. 4.75 mi neydi? 5.79'dan 4.75'e mi? 79'a. 1 euro indirime girmiş. Fişini bulamıyorum, çıkarmamışlar. Ama en sevindiğim neydi? Fişi ıslanmış, ıslanık yırtılmıştı. Evet. Aa şey, torbanın içindeydi ya fiş, hep ıslanmış. Bunlar da hepsi benim için, şu an bakın. Onlar filan, bunlar var ya, benim için hiçbir şey değil. Sonra canlar... En makulü buydu. Bu hafta Lidl'de bu kaşar peynirlerinde indirim vardı. Şunların fiyatı 3 euro 99 yani 4 euroydu canlar. Evet. Bir baktım hala geçerli 2 euro 99 sente düşmüş. Vallahi yani şu peyniri 3 liraya var ya, yarısını bile 3 liraya alamazsınız. 700 kaçtı ki, kaç gramdı? 750 gram. 750 gram ya. Lezzeti çok güzel gönül dostları. Bunu her şeye kullanabilirsiniz. Lazanya olsun, kaşar şey, tost peynirinde olsun, tost yaptığın zaman. Yani adı üstünde kaşar. Rendesini yap. Yemin ederim 3 liraya benim evden gelse 10 tane alır korum. Hani niye 10 tane alacaksın Ercan Bey'cim? Gerçekten parası için değil. Gerçekten çok lezzetli. Ben yani bir de 3 liraya görünce niye almayacağım ki? 3 lira hiçbir şey. Selma 2 tane al dedi de ben 4 tane aldım. Vallahi billahi. Aa yüzü burada, kendi burada. Bitti. Aa kızarmazsa doğruyu söyler. Canlar gerçekten lezzeti de güzel. Türk marketlerine göre de fiyatı gayet uygun. Hiçbir farkı da yok. Evet. Hani mümkün mertebe size bir şey değil mi? Keşke Türk marketleri de Alman marketleri kadar biraz indirim yapsalar. Bu dünyamızın her yeri için geçerli. Aynen. Yani yine hani bakın yabancı ya, bir laf deriz ya Almanlara, hani Alman için değil genelde yabancılar için bir kelime kullanırız. Ben o kelimeyi asla kullanmayı sevmiyorum. Ondan sonra gönül dostları, gerçekten yine de insanlar insaflı. İndirimli günleri oluyor. Evet. Bazen hafta sonlarında aha misal şunları yarı fiyatına indiriyorlar. Yani gerçekten bakın ben Türk marketlerinde hiçbir zaman öyle bir indirim görmedim. Hatta bindiriyorlar. Bindirme yerine bindirmeyi gördüm. Aynen yani öyle. Bu ülkemiz için de geçerli. İnsanlar biraz insaf etse. Hani evet. Yeri geldi miydi bilmem ne deniyor ya. Hani ay yavurdu şuydu, çok affedersiniz. Bence hiç böyle aynen. Kelimelere hiç gerek yok. Hiç öyle konuşmaya gerek yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu kaşar peyniri eğer Alman marketi 3 liraya veriyorsa, inanın bu lafıma, o bile bu 3 liradan kar yaptığına göre düşünün. Yani bizim Türk marketlerinde şunu 7, 8, 10 liradan aşağı alamazsınız. Alamazsınız. Bir de inanın Ramazan diye Türk marketleri uçmuş efendim, uçmuş. Yine bizim burada Adnan abinin marketi var, orası uygun ha. Bak biz geçenlerde 3 euro kaç aldıydık sosisleri? O bir taraftan 3.40 aldım. 3.39'du. Evet 3 euro 50 cent değil. Adnan abi de kaç liraydı? 2.99. 2.99'du. Bakın yine insaflı. Vallahi bakın şu benim yanımdaki market daha insaflı, daha uyguna fiyat
Yani adam indirim yapıyor. Ramazan indirimleri. Eskiden Ramazan indirimleri olurdu Türk marketlerinde. Yok. Böyle kağıtlar bastırırlar, dağıtırlardı. Evet. İşte Ramazan'a özel işte peynirdi, sucuktu, bastırmaydı, ucuzlatıyoruz. Etlerde ucuzluk oluyor diye. Artık onlar bile hayal oldu. Ama hani imkanınız varsa Danimarka'daki bacılarım, bakın bu peynirlerden alın. Lezzeti çok güzel. Lidl'e gittiğinizde mutlaka fazladan alıp buzluğunuzda. Ha onu diyecektim. Değerli dostlar, ben bu peynirleri de buzluğa atıyorum. Tabii. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Alın koyun buzluğunuza. Canınız istediğinde çıkarın. Tostlarınızda, yemeklerinizde, kahvaltıya biz bayıla bayıla ya, yiyoruz. Güzelciğim ben ambalajı çok yani, güzel yani bir şey değil. Ucuzluktan aldığım peynirlerimde, ha burada gördüğünüz eşyalarımda inşallah Türk marketleri de insafa gelir de Alman marketleri gibi insaflı davranıp indirimli günler yapsınlar. Bütün her yer için geçerli. Vallahi bana kızan kızsın. Gönül koyan koysun. Hiç kusura bakmasınlar. Orta gelirlileri kimse düşünmüyor. Fakirleri kimse düşünmüyor. Zenginin umurunda değil. İnanın hadi bizleri alıyoruz. Şimdi beni Türkiye'den izleyen kardeşlerim var. Abilerim, ablalarım. Bana yazıyorlar. Selma Bacı diyorlar. Senin aldığın o alışverişler var ya diyorlar. İnan ki siz yine uygun alıyorsunuz. Biz bunun üçte birini bile alıp yiyemiyoruz bacım diye yazan kardeşlerim var. İnanın ne diyeceğimi, ne cevap vereceğimi bilemiyorum. O kadar üzülüyorum ki Özlem ablam, Özlem ablam da dayısını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun Özlem ablacığım. Gerçekten bana oradan fiyat da gösteriyorlar. Selma'cığım diyorlar. Sizlerin aldığınız yine imkan oluyor da alıyorsunuz, bizim burada gerçekten çok zor diyorlar. Selma. Allah'ım dar gereli Türkiye'deki bütün kardeşlerimi Rabbim yardım etsin. Yardımcısı olsun bol da. Bol bereket versin. Efendim evleri dolsun taşsın. Benim evimde bir tanesi onların evine binler gelsin. İnanın şu market alışverişini söylerken içim gidiyor da. Ama arkadaşlar format gereği de ben bunları göstermek zorunda kalıyorum. Market alışverişi kız ne yapayım? Keşke imkanım olsa, yemin ediyorum Türkiye'deki kardeşlerimize bile hani bu imkanlardan yararlandırıp böyle onlara bile gönderesin geliyor. İnan bakın ama. Ama marketler kendileri bindiriyorlar. Keşke Türkiye'deki marketlere de Allah'ım insaf versin. Yani kendileri bindiriyorlar. Gerçek söylüyorum. Şimdi benim bir marketim var değil mi? Bir de Selma'nın marketi var. Şu ürünü ben de satıyorum, Selma da satıyor. Bak bunu iyi dinleyin. Ben insaflıyım. Ben bunu 10 liraya veriyorum. Hem insaflı, ben gattar. Selma da insafsız, gözü açık. İnsafsız ve göz açığım. Bunu 50 liraya veriyor. Yani marketlerin elinde olan bir şey. İsterse bedava verir. Mal benim değil mi? Ben almışsın parasını. İsterse bedava verir. İsterse 1000 liraya verir. Alırsan al, almazsan alma. Evet, marketlerin hatası. Haberlerde görüyoruz. O kadar yiyeceği, içeceği çöplere de basıyorlarmış. Ne bileyim kız, internetten böyle videolarda görüyorum. Anam, içim gidiyor. Allah'ım diyorum, şu yalan dünyanın diyorum. Hani şeyine, öteki tarafta nasıl ödeyeceksiniz? Yazık değil günah mi? Değil mi? Vallahi çöp atacağını gönder. Bir orta gerilli ailelere, fakire, fukaraya. Hayırına ya. Hayırın, hiç mi hayırını düşünmüyor? Hiç mi ölmeyecek? O attığı malzemelere inşallah Rabbimden diliyorum bir tanesi bile muhtaç olur inşallah. Bir tanesini bile bulamasın. Bulamasın daha gerçekten doğrusu. Allah el insaf versin. Günah ya o nimetlere. Evet. Ne bileyim arkadaşlar vallahi bir pilav yaptım. 3 gündür süründürüyor. Bitene kadar diyorum o bitecek. Nimet arkadaş, Rabbin sana onu nasip ediyorsa. Zaten bunların bizlerin başına gelen neden? Açgözlülüğümüzden gelmedi mi her şey? Aynen öyle. Açgözlülüğümüzden geldi. Evet. Tuğde sallıyor telefonu. Böyle sallanıyor. Deminki editlediğim de hep sallanmış. Evet. Neyse ben canlar. Çekmedim. Başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal edin. Evet, doğru söylüyorsun. Bizim Almanya'nın Lidl'inden, Aldi'sinden indirimden aldım. Aldi indirim almadım. Lidl'den aldım. Aldi indirmiyor hiç. Aldi yiyeceklerde indirmiyor. Kıyafetlerde indiriyor. Evet. Edeka dedim. Oralar da çok pahalı. İndirim konusunda Lidl'den üstün yok. Evet, Almanya'da en pahalı Rewe ve Edeka. Yani artık devir o devir, kıyafet, ayakkabı, müsrüflük, ucuz lütfen yapmayalım. Ben bile demin geldiğimde ve kızlarıma söyledim, eşime de tabii söyledim, her zaman söylüyorum. Lütfen diyorum müsrüflük yapmayın, ihtiyacı olanı alın, yemek olarak da sırf yemek alın. Artık bırakın şu internetten siparişi, ayakkabıyı, kıyafeti. Artık o devir bitti. Bak bitti.
Ben bir şey diyecektim ha, dilimin ucundaydı. Hep senin yüzünden unuttum. Ne diyecektim ama ilham geldiği zaman konuşuyorum. Unuttum ha, çok önemli bir şey diyecektim. Ah Ercan ah. Veda ediyordum. Ne bileyim bir şey diyecektim. Neyse gönül dostlar, bizden böyle olsun. Bakarım vlogum uzun oldu mu kızım? 27 dakika. Ah iyi tatlı, 10 dakikada tatlımız girer o zaman içine. Hay senin tatlı. İlla tatlı diyor. Aha ben yiyorum tatlı, sen bana bir çay ver bana. Bu ne diyor? Benden çay istiyorum. Kahve koy fincana, kahve koy fincana. Böceği al sonra. Alalım. Orada böcek var ya, ondan duramıyor. Ben onu öldürmem ki. Duvara öldürsün. Böcek geldi efendim. Öldürürüm. Ben onu elime alırım, götürürüm dışarıya bırakırım. Sen elini alıyorsun. Evet. Ne zamandır elini alıyorsun? Evet, o ne zamandır elini alıyor? Ben alırım her zaman. Ben hayvanlara kıyamam. Evde böcek olur. Herkes bağırışır. Ercan beni çağırır. Selma gel. Ne oldu Ercan? Orada bir Ercan sen alsan ya, ben tiksiniyor. Alamaz. Olur. Böyle olur. Kalırım. Olur. Evin var ya şeyisi, katları benim. Ben giderim böceği tutarım, götürür atarım dışarı. Ana, karşıma aslan çıksa aslanla boğuşurum, korkmam da. Şu böcekler de korkuyor. Allah'a mı? Ben de. Yemine. Tabii. Sen. Heyecanım. Ben de aslanım. Arkana bakmadan kaçırım. Ben de böcekleri hiç sevmiyorum. Derim ben ona. Ben de aslanım kardeşim derim. Biz bazen akşamları deniz kenarından yazın yürürdük. Ercan diyorum şuradan bir aslan, yabani bir domuz falan geçse ne yapalım diyorum. Arama bakmadan kaçar. Ercan ben ne olacağım diyorum. Ne yaparsan yap. Ben de o zaman ağaca tırmanırım diyor. Hiç. Hani en çok böcekle mi ya da yılanla mı kavga etmek istedin? Yani böcekle, yılanı sevmem. Ben yılanla ederim. Kızım yılanı, şimdi siz yılandan korkuyorsunuz. Ben bazen korkmuyorum. Şimdi yılan, bir palavra atacağım. Yılandan gerçekten aslında fazla korkmayın. Gerçek söylüyorum. Ben de korkmuyorum. Asıl var ya, insan olan yılanlardan korkmayın. Gerçek evet. Hayvan olan yılanlardan korkmayın. Hayvanlardan bak, zarar gelmez. Sen yılana, sen yılana dokunma. Yemin ederim yılan senden şurada yatar. O kadar da değil. Hani kaç tane yılan gördün de öyle konuşuyor. Gördüğün anda fırlan gider. Ya afar konuşuyor işte. Ben de ben en çok yılan aldım. Ama ben gerçeği söylüyorum. Selma, vallahi ne derler? Benim için geçerli. Ben çok iyi beceririm o işi. İyi laf yılanın deliğinden çıkarır. Ben de yılanı çıkarırım. Gel kardeşim derim. Ha bir de kardeşim diyor. Ay o da gelir. Ay abicim hadi gel. Pişirik oynayalım der. Değil mi? Ne güzel olur. Çarşıda. Bir şöyle birbirinizi seversiniz. Çarşıda bazen yılanlar getiriyorlar. Babam hiç yanlarından geçmiyor. Kız Hindistan'da yılanlarla mı oynuyorlar? Seviyorlar. Kız bir şey olmuyor kız. Eğitebilirsin. Ben şurada hayvan yeri var. Götürürüm adama derim. Vallahi para veririm. Derim ki şuradan bir yılanı çıkar. Şu adamın eline ver. Ne yapar? Onların zehiri alınık. Heyecan git. Arkadaşlar böyle coştuğuna bakmayın. Ben eskiden yılan vardı benim. Sizi ben şey götüreyim. Sen arkadaşlar götürecek. Kız, biliyorum götürmüştük birinde. Şimdi yeni yeni dostlar var tamam, ya. Yeni yeni götürek de. Dolu var hayvanlara. Ama götürek. Gerçekten götürek. Hayvanların var ya hiç insanlara sen dokunmadıkça hayvan İnsan. Sana dokunmaz. Aynen ama öyle. İnsanlara iyilik de yapsan gelir. İşi bitti miydi gelir seni ısırır gönül dostlar. Onun için ben hep ne derim biliyor musun? Kurban olduğum Allah herkesi iyilerle karşılaştırsın. Yolumuza, amin. Kapımıza, sağımıza, solumuza iyiler olsun diyelim gönül dostları. Ben kalkayım kızlar cips yiyecekler. Şu peynirlerini sileyim, dolaplara kaldırayım. Allah çene vermiş maşallah. Yoruldum anam. Daha da çene verdi diyor. Kendi konuşturuyor. Hadi kızlar inşallah tatlı yapabilirsin. Ya burada gel sonlandır tatlıyı ne yapacaksın ya? İp yarım saat olmadı mı kızım? 30 dakika oldu. O zaman de. Kızlar biz burada kapatalım. Biz bunu direkt market olarak atalım. Anam şimdi bunlar çileye yer. Ben de size magnolia sözü verdim. İnşallah çileye saklayayım. Parasını aldık. Ben çileğin birini saklayayım da magnolia'yı da artık bir dahaki vlogumda yapayım. Kızlar bugün sadece marketle sohbet sen olsun. Sen de eline dikkat et. Yüzüme vuruş yapacaktım. Kızlar. Yapma. Görüyor. Dostlara bakıyor. Her anne kardeşlerimiz yiyor. Bari kamera önünde yapma. Evet canlar hadi ne yapalım. Biz o zaman burada veda edelim. Bugün sadece böyle olsun. Böyle sohbetler etmiş olduk. Hem evet. De marketimizi sunduk. Evet. Ve tekrar diyorum inşallah birileri sesimi duyar. Alman marketlerindeki indirimler kadar Türk marketlerinden de indirim bekliyorum. Bekliyoruz. Ve halk olarak. Sizi... En güzeli olan Allah'ıma emanet ediyorum. Evet, Rabbim evinize Halil İbrahim bereketi versin. Amin. İşiniz, gücünüz rast gitsin. Rabbim ne arzunuz ne muradınız varsa da sizin hepinizinkini kabul etsin. Efendim hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aileyi yalnız bırakmayın bu gittiği yolda. Like, yorum, abone olarak bize destek olun. Abone olmak
Ücretsizdir. Efendim hadi Ercan. Gönül gözlerim. Sizleri seviyoruz. Gönülden seviyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Mutlu, sağlıklı, huzurlu kalın. Kendinize iyi bakın. Ben daha ne diyeyim? Vallahi ben oradan bir bez alayım da şunları dinleyeyim. Ben ne diyorsam doğruyu söylüyorum, gerçek söylüyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.